Selamlar. Yayına girdi herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Kapak fotoğrafı da öyle komik oldu ki kocaman elim çıktı. Şimdi ben dediğim gibi Instagram sayfasında dediğim gibi az önce göz göze gelemeyeceğim sizinle. Aksaray'a gidiyorum, Rabbim nasip ederse. Azıcık sohbet edelim istiyorum. Fakat bu telefonu tutturduğum şey o kadar sallanıyor ki inşallah başınız dönmez. Bismillahirrahmanirrahim. En iyisi ben bir dakika sağa çekeyim. Görüntüyü kendime değil de dışarı alayım. En azından çevreyi görmüş olursunuz. Olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Şuna, evet. Aksaray yolunu, Bahçeli Aksaray yolunu da seyrede seyrede gitmiş olacaksınız siz de benimle yolculuğa. Niçin Aksaray'a gidiyorum? Bilenler biliyor. Benim organik ve organomineral gübre üreten bir fabrikada ortaklığım var. Kurucu ortaklarından biriyim. Üç ortağız zaten. Orada Terra Organ'ın bir toplantısı olacak. İnşallah. Ardından da Rabbim nasip ederse Kırşehir'e geçeceğim. Hem Aksaray'da hem Kırşehir'de artık elime aldım, orası çok titretiyor sizin başınız dönmesin diye, şöyle tutayım sabit bir vaziyette. Çiftçi TV'de pazartesi günleri saat 19'da bir program yapıyorum. Hanım Ağa programın adı, çiftçi hanımları gösterdiğimiz bir program. Ben çok keyif alıyorum. Zaten seyahati çok seviyorum. Tabii bu seyahat süresince mutlaka gerekli bütün tedbirleri alacağız. Dezenfektanlar yanımda, eldiven bir kutu, maske. Bütün tedbirleri alıp hiç kimseyle sarılmadan, hiç kimseyle öpüşmeden, temas etmeden, sosyal mesafeyi de koruyarak inşallah sapasağlam dönmeyi ümit ediyorum. Dua ediyorum bunun için. Çünkü pandemi sürecinde herkes evinde oturdu aylarca ama çiftçiler yine çalıştı. O çiftçilerin mutlaka hem taltif edilmesi hem de gerçekten doğal organik gübrelerle sebze meyvelerini beslemesi gerekiyor ki nihai tüketici olan sizler, bizler sağlıklı gıda alabilelim. Yoksa hormonlarla, efendim kimyevi, zararlı kimyevilerle gübrelenmiş sebze meyvelerde şifa da olacağını çok zannetmiyorum. Bilakis tam tersi olabilir. Ki nitekim bir Amerika'daki firmanın ürünlerinin tüketicilerde kansere yol açtığını kabul ettiğini ve milyon dolarlarca tazminat ödemeye mahkum edileceğini geçenlerde televizyonda seyrettik. Bugün sizinle sohbet etme isteğim aslında bir mutluluğumu paylaşmaktı. Bir genç kızımız, ondan izin alarak yapıyorum bu yayını. Bir genç kızımız, ailesi sadece baba çalışıyor. Efendim kirada oturuyorlar. Devlet memuru, Türkiye'nin birçok farklı yerinde çalışmış babası. O kadar ileri görüşlü bir anne baba var ki çocuklarına verilebilecek en büyük mirasın eğitim olduğunu biliyorlar. Ve ne var ne yok ellerinde kızlarının eğitimi kullanıyorlar. Belki de o şartlarda yaşayan binlerce, on binlerce aile bu ailenin aldığı kararı almayabilir. Ve bu kızın aslında hani hayatında çok güzel sonuçlar doğurabilecek, işte iyi bir yeri kazanabilecek vesaire imkan sağlamış oluyor. Ama çocuk ailesinin kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının çok farkında. Ve dolayısıyla ezilmiş. Diyor ki ben mutlaka başarmak zorundayım. Ben mutlaka başarılı olmak zorundayım. Yoksa ailemi hayal kırıklığına uğratacağım. Maşallah çok çalışmış, sorumluluk bilinci olan bir genç kızımız tıp fakültesini kazanmış. Başarıyla da tıp fakültesini bitirmiş maşallah tebarekallah. Sıra gelmiş artık uzmanlığa. Uzmanlık noktasında da en yüksek puanlardan biri kadın doğum uzmanlığı. Kadın doğum uzmanı olmak istiyor. 2 gün sonra sınavı var. Menajerimi arıyor. Diyor ki ben acilen İkbal Hanım'la konuşmak istiyorum. Çok kötü. Sesimi duyuyor musunuz bilemiyorum. Umut ediyorum yayın gitmemiştir.
Sen demiş kızına dert ediyorsan sınavı Allah rızası için boş ver. Yani hiç okuma bundan sonra. Çalışmasan bile olur yavrucuğum, senin ruh sağlığın önemli. Ben kızımı kaybettikten sonra en iyi yeri kazanmış kazanmamış ne önemi var demiş. Ne kadar güzel, ne kadar duyarlı, ne kadar düşünceli bir baba. Allah ondan razı olsun. Onun ertesi günü de işte benimle görüşüyor. Kün feyekün ayetinden bahsettim. Allah ol der, o da hemen oluverir. Ona dedim ki şimdi sen bunu çok büyük dert ediyorsun ya. Aradan bir zaman geçecek ve güleceksin. Bu üzülmelerine üzüleceksin. Allah Allah niye böyle yaptın diyeceksin. Tabii o psikoloji içinde o anda insanın bunları anlaması çok mümkün olmayabiliyor. Ama terapiler, işte yaşam koçluğu ve özellikle dualar. Sınava girecek bir kişi 184 kez ya mukaddim çekmeli. Bir de Bismillahirrahmanirrahim ve kur Rabbi zidni ilmen ve fehma demeli 3 defa sınava girerken. Bak gör dedim, rahatla, nefes teknikleri gösterdim ona. Ve dün değil evvelsi gün bir mesaj. Hemen çılgınca tabii bir bende çığlık koptu. Hemen aradım kızımızı ve kutladım. Neden biliyor musunuz? Kız kadın doğumu birincilikle kazanmış. Yani ne öğretti sana bu süreç dedim. Bu süreç sana ne öğretti? Çünkü Profesör Doktor Öznur Özdoğan der ki Kur'an-ı Kerim'deki imtihan diye bizim tercüme ettiğimiz hiçbir yerde gerçekte imtihandan bahsetmez. Oradaki bahsedilen konu öğrenmedir. Yani o kelimenin karşılığı imtihan değil, sınav değil, öğrenmedir. Bu süreç, ay bakın şu yola, bu bölümüne bayılıyorum. Kara Keçili baraj burası. Bilmiyorum görüyor musunuz? Burada pandemi sürecinin hemen bitiminde yemyeşildi. Yine ben yollara düşmüştüm. Harika bir yer burası. Burada mutlaka bir gün gelin bir çay için. Semaver yakın, ileride dinlenme yerleri de var. Kızımıza dedim, ne öğretti bu süreç sana? Hiçbir şey için kendimi sıkıntıya sokup bedenime zarar vermeme değmezmiş dedi. Başka dedim. Yani her şey oluyormuş İkbal ablacığım dedi. Başka? Ben söyleyeyim mi sana dedim. Eğer sen elinden geleni yapar, çalışır, sonrasında da tevekkül edersen ve yapacağın her işi Allah rızası için yaparsan. Çünkü benim ona yaptığım koçlukta fark ettirmek istediğim en önemli şey, hemşirelerin, sağlıkçıların, doktorların, hastanede çalışan temizlik personeli de dahil olmak üzere, hastanede çalışan yemek yapan aşçılarımız da dahil olmak üzere, güvenlik görevlerimiz de dahil olmak üzere, aslında hepsi bir nevi Allah'ın şifa eli oluyorlar. Yani bazı meslekler var, öğretmenlik gibi, hemşirelik, doktorluk, işte hasta bakıcılık. Bu tip meslekler hem işlerini yapıyorlar, hem para kazanıyorlar, hem sevap kazanıyorlar. Çünkü bir hastanın Allah razı olsun kızım, Allah razı olsun oğlum demesinin bedeli kim bilir ne kadardır, biz bilemiyoruz onun sevap puanını. Yıllar önce Kanal 7'de hayatımın en güzel programı olan Kabe Yollarından sunuyorduk Emre Ermiş'le beraber. O anda tavaftaydım çekim esnasında. Tekerlekli sandalyeyle hastayı sürüyorum, itiyorum. Veya sırtımızda taşıyoruz veya kolunun altında. Yayını kaldırdılar maalesef. Hala aklım o programdadır. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, buradan sağa döneceğim. Kara Keçili, Konya, Ankara. Ah, diyeceğim o ki eğer öğretmenseniz, sağlıkçıysanız, insanlara şifa ve ilim dağıtıyorsanız, parası çok olmasa da sevabı çok inşallah. Yani dedim ki demek ki sen 2,5 kilometre sonra Kulu Kara Keçeli yolu istikametine doğru sola dönün. Navigasyon sürekli konuşup duruyor, hakkınızı helal edin.
Sen düzgün olduktan sonra Allah senin hayallerinin de ötesinde ikramlar sunuyor. Çünkü kızımızın hedefi kadın doğum uzmanlığını kazanmaktı. Birinci olmak gibi ne bir niyeti vardı, ne de buna kapasitesi olduğunu düşünüyordu. Ama Allah ol dedi, onun zihnini açtı. Sözlü de Allah'ın izniyle bütün soruları tıkır tıkır cevaplayıp birinci olarak şu anda kadın doğum uzmanı olmayı hak etti. Dedim ki bak görüyor musun? Şükürler olsun. Bundan sonra senden bir şey istiyorum dedim. Nedir dedi. İlk doğurtacağın kıza dedim ailesinden rica edip adına İkbal koyduracaksın tamam mı? Tamam İkbal ablacığım dedi. Bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Dolayısıyla öğrenci evladı, yeğeni, torunu olanlar lütfen bu anlattıklarımı onlara da iletsinler. Sakin olursak eğer, elimizden geleni yaptığımızdan emin olursak o bize bir iç huzuru sağlayacak. Ama sadece ders çalışmak bir şey ifade etmiyor. Mutlaka hayırlarda yarışacağız ve mutlaka duamızı da eksik etmeyeceğiz inşallah. Bir kilometre sonra Allah'a emanet olun. Ben istikametine doğru yayını sola durduracağım dönün. Şimdi inşallah. Bu arada şu anda beni seyrettiyseniz lütfen abone ol kısmına da basıp bildirimleri de açın. Çünkü gerçek kanalım bu. Diğer kanalım canlı yayınmış gibi bilmem kaç sene önceki Bursa yolculuğumu yayınlamış. Millet de gerçeğini seyrediyor zannetti yani haklı olarak. Ne olursunuz oradaki aboneler buraya gelsin olur mu? Bu insanlara daha çok prim vermeyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.